Hüccetül İslam İmam Gazali. Günümüzden yaklaşık 10 asır önce yaşamış olan büyük İslam alimi İmam Gazali, ahlakı ve yaşantısıyla tüm müminlere örnek olmuş, pek çok insan yetiştirmiş, büyük hizmetler yapmıştır. Hicri 5. asrın müceddididir. İmam Gazali 1058 senesinde İran'ın Tuz şehrinde dünyaya geldi. İmam Gazali'nin yaşadığı dönem, İslam dünyasının fikri ayrılıklar içinde bulunduğu, Endülüs İslam Devleti'nin yıkılmaya yüz tuttuğu, çeşitli zorlukların yaşandığı bir dönemdir. Bu dönemde yayınladığı eserler, verdiği derslerle İslam dünyasının aydınlanmasına vesile olmuştur. İlmi derinliğinden dolayı İslam'ın delili, İslam'ın hak olduğunun ispatı anlamına gelen Hüccetül İslam ve Zeynüddin sıfatlarıyla anılmıştır. Hüccetül İslam, 300 bin hadisi şerifi ravileriyle birlikte ezbere bilen kimse demektir. Genç yaştayken, dönemin Selçuklu veziri olan Nizamül Mülk'ün daveti üzerine Bağdat'a gitmiş, ilim meclislerindeki alimler onun ilminin derinliğine ve meseleleri izah etmekteki üstün yeteneğine hayran kalmışlardır. Nizamül Mülk, onu günümüzün rektörlük sıfatıyla Nizamiye Medresesi'ne tayin etmiştir. Bu görevi süresince İmam Gazali sayısız öğrenci yetiştirmiş ve 300 kadar seçkin öğrencisine gerekli olan bütün ilimleri öğretmiştir. Öğrencileri arasında Muhammed bin Esad et-Tusi, Ebu Mansur Muhammed, Ebu Abdullah Cömert el-Hüseyni, Ebul Hasan el-Belensi gibi pek çok İslam alimi mevcuttur. İmam Gazali pek çok konuda ilim sahibi olmasıyla sadece İslam alemince değil, Batılılarca da tanınmıştır. İmam Gazali'nin sahip olduğu üstün ilimler, döneminin Avrupalı filozoflarını her açıdan geride bırakır nitelikteydi. Örneğin, Avrupa'da dünyanın tepsi gibi düz olduğu zannedilirken, İmam Gazali dünyanın yuvarlak olduğunu, karaciğerde kanın zehir ve mikroplardan temizlenip tazelendiğini, kanın madde miktarındaki oranın değişmesiyle sağlığın bozulacağı gibi detaylı bilgilerini bugünkü fizyoloji kitaplarında yer aldığı şekliyle delilleriyle açıklıyordu. Bunlar gibi daha birçok ilmi konu hakkında kitaplarında bilgiler bulunuyordu. İmam Gazali'nin yaklaşık 1000 eseri vardır. Eserlerinde İslam dini ve ahlakının hemen her alanıyla ilgili bilgiler olduğu gibi her yaş ve her seviyedeki insanın kolaylıkla anlayabileceği bir üslup hakimdir. Ünlü eserlerinden bazıları şunlardır: İhya-u Ulumiddin, Kimya-ı Seadet, Cevahirul Kur'an, Kavaidul Akaid, Mizanul Amel, Dürretül Fahire, Eyyuhel Veled, Kıstasül Müstekim. İmam Gazali'nin eserleriyle ilgili olarak Avrupalılar uzun süren ayrıntılı incelemeler yapmışlardır. 1959'da 4 Alman Ordinarius Profesör, İmam Gazali'nin kitaplarını okuyarak İslam dinine hayran olmuşlar ve kitaplarını Almanca'ya tercüme ederek Müslüman olmuşlardır. İmam Gazali, Müslümanların kardeşlik ve birlik ruhu içinde yaşamalarının önemine dikkat çekmiştir. İmam Gazali'nin önemli üzerinde durduğu konulardan biri, Müslümanlar arasındaki dostluk, kardeşlik ve muhabbettir. Kıymetli kitabı İhya-i Ulumiddin'de hadis-i şerifler ve ayet-i kerimeler ışığında müminlerin kardeşliğinin önemini şöyle anlatır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor: Müslüman, Müslümanın kardeşidir. Ona zulmetmez, onu mahrum bırakmaz, onu perişan etmez. Birbirinizi kıskanmayınız. Birbirinize kin tutmayınız. Birbirinize çirkin sözler söylemeyiniz. Birbirinize sırtlarınızı dönmeyiniz. Kiminiz kiminizi arkasından çekiştirmesin. Allah'ın kulları, kardeşler olunuz. Büyük alim İmam Gazali, müminlerin birbirlerine bakış açılarının nasıl olması gerektiğini şu sözlerinde çok hikmetli bir şekilde tarif etmektedir. Kendilerine daima senden bekledikleri şefkat nazarıyla bakmalısın. Güzelliklerini görüp kusurlarını görmezlikten gelmelisin. Sana yöneldikleri ve seninle konuştukları vakit gözlerini yüzlerinden çevirmemelisin. İmam Gazali'nin hikmetli öğütlerinden bazıları: Allahu Teala'nın her yaptığımızı, her düşündüğümüzü bildiğini unutmamalıyız. İnsanlar birbirinin dışını görür. Allahu Teala ise hem dışını hem içini görür. Bunu bilen bir kimsenin işleri ve düşünceleri edepli olur. Ey nefsim, sonra tevbe ederim ve iyi işler yaparım diyorsan, ölüm daha önce gelebilir. Pişman olup kalırsın. Yarın tevbe etmeyi, bugün tevbe etmekten kolay sanıyorsan, aldanıyorsun. İmam Gazali Hazretleri, Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın gelişini müjdelemiştir.
Hüccetül İslam İmam Gazali eserlerinde Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadisleri doğrultusunda ahir zamanda gelecek Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın özelliklerini detaylı olarak anlatmış ve tüm Müslümanları Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın gelişiyle müjdelemiştir.